Bildiğiniz üzere vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranında 23.73 olarak bir artış gerçekleştirildi. Pasaportlar, vergi cezaları, otomobil, motor taşıtlar vergisi vergileri gibi pek çok alana yansıtıldı. Sadece trafik cezalarının artmayacağını bu konuda görüyoruz aynı oranda. Meclisten bu şekilde bir irade geldi. Trafik para cezalarında artış olmayacak, diğer vergi ve harçlar bu rakamda artacak. Umuyoruz diğer yani bu bizim harcamalarımız, giderlerimiz üzerinde gelişen artış oranı toplumun gelirleri üzerinde de oluşur. Beklentiler bu yönde somutlanır. Fakat bu arada değerli arkadaşlar, dijital vergi, dijital gazete, dijital reklam, dijital ortamdaki yayınlara ve katma değer vergisi oranının %1'den 18'e çıkarılması vergilemede önemli bir değişiklikti. Yani yayın alanında, gazete, kitap alanında böyle bir vergi yükseltiminin insanların okuması istenmiyor mu sorusunu bizlerde oluşturduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnsanların daha kolay ulaşması gereken bazı hizmetlerin, eğitim gibi, kırtasiye malzemelerinde de buna benzer bir artış oldu. Yani eğitim ve okumanın vergiyle zorlaştırılması gibi tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Umarım siyasi otorite bu tuhaf durumu ortadan kaldırmak için de gerekli çalışmaları önümüzdeki dönemde yönetir.